Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler 6. günün 8. videosundayız ve 8. videonun konusunda artık bugün basamak kavramını, SML bakış testini çözeceğiz ve basamak kavramını noktalayacağız. Basamak kavramından hemen sonra gelecek olan konuysa bölme ve bölünebilme olacak. Evet kitabın önünde açıksa, karşında ben varsam ve önünde de elinde de kalem varsa geçebiliriz dersimize. İlk sorumuza şöyle yaklaşıp bir bakalım hadi. n bir doğal sayı olmak üzere 10 üzeri n artı 2 eksi 64 bölü 9 eşittir a'ymış. Bu eşitliği sağlayan a doğal sayısının rakamları toplamı da 63 olarak verilmiş bize. Buna göre n kaçtır? Sandalyemi bir düzelteyim. Tamam. Şimdi e, soruyu küçülteceğiz. Bu tabire aşina olman gerektiğini söylemiştim. Soruyu küçülteceğiz. Nasıl küçülteceğiz? Mesela Şimdi burada 64 çıkınca pozitif olan bir şey kalsın elimizde. Şöyle diyelim. Onun karesi. Yani şöyle diyelim. N eşittir 0 olursa. N eşittir 0 olursa. Onun karesi eksi 64 bölü 9'u elde ederdik değil mi biz? Ve bu da bana A sayısını verecek. Şimdi şöyle bir durum var. 100'den 64'ü çıkarsam 36, 36'yı 9'a bölersem de bana 4'ü verir. Sadece 4. N eşittir 0 için sonuç 4 geldi. ...rakamları toplamı da 4 oldu... ...peki en eşittir 1 olmuş olsaydı... ...ben buraya 10'un küpü... ...yani 1000'den 64'ü çıkaracaktım ve 9'a mı bölecektim... ...1000'den 64'ü ben çıkarırsam... ...936'yı bulurum... ...936'yı eğer 9'a bölmüş olsaydım da... ...104'ü bulurdum... ...şimdi bunun rakamları toplamı 4... ...4... ...bunun rakamları toplamı 5... ...değil mi? Peki en eşittir 2 için... ...10 üzeri 4 olurdu burası... ...ve eksi 64 dedim bölü 9 geldi... ...eşittir diyorum... Bu sefer 9936 olacaktı ve 9'a böldüğüm takdirde de bu da bana 1104'ü verecekti. Hmm. Şimdi en 3 olursa da o halde şöyle 11104'ü mü bulacaktım? Bak burada rakamlar toplamı kaçı verdi? 6'yı. Burada kaçı verdi gençler rakamlar toplamı? 7'yi verdi. 4, 5, 6, 7 diye gidiyoruz yani. <laughs> ve en neyse bunun 4 fazlası bana rakamlar toplamını veriyor buradaki anın. Dikkat ettin mi? 1 iken 5, 2 iken 6 n eşittir 3 iken 7 4 fazlası. Şimdi bu a doğal sayısının rakamları toplamı 63 değil miymiş? Aynen. E 63 ise rakamları toplamı 63 ise bunun 4 eksiği de bana neyi verecektir? O halde 63'ün 4 eksiği 59'dur. Doğru cevap da B şıkkıdır. Bu soruyu küçültme dediğimiz kısmı sevgili arkadaşlar. Hani bunu daha küçük sayılar için deneyeceksin. Daha küçük örüntüler için deneyeceksin. Daha ufaklaştıracaksın böyle formülü formülize edebilmek için daha ufak hale getireceksin soruyu. İşte buna ben soruyu küçültme diyorum. Ee, mutlaka ama mutlaka işine yarar. Bundan kaynaklı da unutmaman gereken bir yöntem. Özellikle bu tarz sorular için. Hani böyle birden fazla şey düşünmen gereken sorular için, uzun sorular için soruyu küçültürseniz daha başarılı olursunuz, daha net görürsünüz olayları. Şimdi ne diyor bir bakalım. AB BB AB B, AA BB AB ve BA. iki basamaklı doğal sayılar. Ekranda da isimlerinin yanında dört basamaklı olarak verilen doğum tarihleri bulunan kişilerden seçilenlerin 2024 yılındaki yaşları toplamı ekranın sağ alt kısmında gösteriliyormuş. Mesela şimdi İsmail Kocavaş. 1900 AB doğumluymuş. Barış Çelenk 1900 BA Kenan Kara 1900 BB Zeynep Kocavaş 1900 Aa tabi isimleri de ifşa ettik ama bizden isimler sıkıntı yok. Şimdi ee, hangilerinin yaşları toplanmış İsmail'in ve Zeynep'in yaşları toplamı 74'müş. Şimdi düşünelim gençler. Öncelikle ben her halükarda 2024'ten 1900 küsürlü bir sayıyı çıkaracağım değil mi 1900 AB. Şimdi öncelikle 2000'den hani 1900 çıktığı için, 2000'den 1900 küsur çıktığı için ben şunu söyleyebilirim açıkçası. Hani e, bunu şöyle yazarsam, 2000 artı 24 diye yazarsam, bunu da 1900 artı AB biçiminde ifade edecek olursam, Çıkardığımda yaşını bulmuş olurum. E burası 100, burası da 24 eksi AB gelmez mi her türlü? Hepsi de 1900 küsürlü doğumlu olduğu için o halde ben bunu şöyle diyeceğim. 124 eksi AB yaşındadır İsmail. E Zeynep o zaman o da 124 eksi AA yaşındadır diyeceğim. Bunları topladığım takdirde 248 eksi AB eksi AA bana 74'ü verecekmiş. E güzel. Şimdi 74'ü sol tarafa davet edelim. 248'den 74'ü çıkaralım. 174 gelsin. Şuradaki eksi a ve eksi a da karşıya atarsam AB b artı a oluşacaktır. Burada burada şu onlar basamağında onlar basamağında 20 a bu da birler basamağında 21 a'yı verirken bir tane de b'miz var eşittir 174'ü elde ettik. Güzel şimdi b bir rakam olduğu için A ile 21 çarpıldığı takdirde 170 civarında bir, 174 civarında bir sayı elde etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben A'yı eğer 8 seçecek olursam, 21 kere 8 bana 168'i verir. Bak burası 168. B de rakam olduğu için tabi ona da 6 kalacaktır. Yani aslında bakarsan A 8, B de 6'ymış. Mesela İsmail kaç doğumluymuş? 1900. A kaçtı? 8. 86 doğumluymuş bu hikayeye göre. Ben 86'lı değilim bu arada. Peki. Şimdi geldik buraya. Barışla Barış Kenan'ın yaşları toplamı soruluyor. Şimdi Barış kaç doğumlu abi burada? 1900 BA, değil mi? E, 1900 BA 1968'dir. E, Kenan da o zaman kaç doğumlu oluyor? 1966 doğumlu oluyor, değil mi? İkisinin yaşları toplamı sorulmuş. 68 doğumlu biri 2024 yılında e, 56 yaşında olurken e, 1966 doğumlu birisi de. 2024 yılında 58 yaşındadır. 56 ile 58'in yaşlar 56 ile 58'in toplamı sorulmuş bize. Bu da 114'ün ta kendisini verir doğru cevap. D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Evet, devam. SML bakış 3. X, Y, Z 3 basamaklı. X, ve Y, 2 basamaklı sayılar. Şekil de tamamen kapalı durumda renkleri dışında özdeş kapakları bulunan sürgülü dolap gösterilmiş. Dolap kapakları X, Y, Y, birim açıldığında şekil 2'deki görüntü oluşmuş. Kapaklardan altta kalanın görünmeyen kısmının yataydaki uzunluğu 28 cm. Yani şimdi şöyle eğer ki bu kapak yeşil kapak şuraya kadar şöyle geliyorsa tamam mı? Hani altta kalan kısmı bu ya. Şurası yataydaki uzunluğu 28'miş arkadaşlar. Altta kalan kısmı. Buna göre özdeş kapaklardan birinin yataydaki uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi benim burada e, şunu düşünmem gerekiyor. Bu yeşil kapak, yeşil kapağın ne kadarı sarının altında kalmıştır. Tamam 28 olduğunu vermiş de ben bunu farklı bir şekilde daha ifade edebilirim. Ee, nasıl ifade ederim? Şöyle. Abi şimdi zaten x'y birim bunu sağ tarafa itmemiş miyim? Mecburen x'y birimi girecekti zaten. E sarıyı da yz birim sol tarafa ettiysem sarının da yz birimi yeşilin üstünde kalacaktı zaten. O halde x'y artı yz bana 28'i vermek zorunda. Hemen yazalım. x'y iki basamaklı sayısı ve yz iki basamaklı sayısı eşittir 28 dedim. Buradan çözümlenecek olursam 10x artı 11y artı z eşittir 28'i verir dedim. Abiler ablalar. Burada x ve y sıfır olamaz. Neden? Çünkü hem x y hem de yz iki basamaklı sayılardı. Yani onlar basamağı sıfır olamaz. O halde ben ee, X ve Y'yi burada bir seçmek zorundayım. 2 de seçsem olmaz. Çünkü bunu iki seçsem, bunu bir seçsem bileşimim zaten 32 e, yapacak. 28'i geçiyor. İkisinde bir seçmek zorundayım. 10, 11 daha. 21 demek ki Z'ye de 7 kalmış oluyor. Şimdi özdeş kapaklardan birinin yataydaki uzunluğu soruluyor. Ya, X, Y, Z neymiş abi? X'i de Y'yi de Z'yi de buldum. 110, 7. Peki özdeş kapaksa bu uzunluklar birbirine eşit değil midir? E, evet o zaman 117'yi 2'ye bölersem 58,5 birisi gelir 58,5 birisi gelir. O halde doğru cevabımız da 58,5'un ta kendisi olur. Yani cevap C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler SM ile bakış 3'ü de çözdük ve artık son sorumuzdayız bu videoda. 3 basamaklı ABC doğal sayısı için mor içerisinde ABC yazıyorsa ABC eksi C. Kırmızı içerisinde ise ABC eksi B. Yeşil içerisinde ise ABC eksi A olarak veriliyormuş. Buna göre ikisini topla şunu çıkar diyor. Çıkardıktan sonra 229 bulacaksın. Buna göre bu eşitliği sağlayan 3 basamaklı ABC sayısının rakamları çarpımı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi şu ikisini toplayacaksam 2 iki tane ABC 3 basamaklı sayısı eksi C eksi B gelecektir. Ve bundan bunu çıkarırsam eksi ABC 3 basamaklı sayısı ve eksi eksi a'dan kaynaklı artı a'mız oluşacaktır burada. Ve bu toplamda bana 229'u verecek. Peki iki tane abc'den bir tane abc'yi çıkarırsam abc kaldığını bilirim zaten. Eksi c eksi b ve artı a'mız var onu da düzenli biçimde artı a eksi b eksi c biçiminde yazalım 229'a eşit olsun. Şimdi bak şurayı çözümle bakayım. 100a artı 10b artı c artı a Eksi b eksi c eşittir 229 olmaz mı? Burada artı c ile eksi c birbirini götürür. 100 a'ya a ekledim 101 a geldi. 10 b'den b çıkardım artı 9 b geldi ve bu da 229'un ta kendisi. Şimdi burada ben 200 civarında oluşsun diye şu 101 a. a'yı 2 seçecek olursam burası 202 gelir ve buranın da 27 olması zorunludur artık. Çünkü ikisinin toplamı 229 yapar ve bu. 9B27 ise B'ye de 3 kalacaktır. Şimdi ben ABC 3 basamaklı sayısı için A'yı bulmuşum 2. B'yi bulmuşum 3. C şimdi C her halükarda gidiyor bakın zaten. Şurada bak her halükarda gidiyor. Yani C 0 da olsa gidecek, 5 de olsa gidecek, 9 da olsa gidecek. Ve benden rakamları çarpımı en çok kaçtır diye sorulduğu için ben istediğimi seçerim. Bundan kaynaklı c'yi 9 seçersem tabii ki de çarpım fazlalışacaktır. 2 kere 3 kere 9 kaç yapar? Abi 54 yapar. Doğru cevabımız da d seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler hemen arkasından artık bu videomuzun ödev videomuzda gelecek. Ödev videosunu da izlemeyi unutmayın ödevlerimiz Barış Yayınları TYT Matematik Soru Kitabı'ndan gençler olacak. Kazanım ve ÖSYM bakışları biliyorsunuz ödev veriyoruz. Ödev videosu da hemen bu videonun arkasından gelecek. Evet umarım keyifli bir ders olmuştur senin için. Umarım bugünü verimli kılmıştır. Hem ÖSYM bakışı bitirdik hem de SML bakışı bitirmiştik bugün. Ve yarın artık kampımızın 7. gününde asal pardon özür dilerim bölme ve bölünebilme konularını ele alacağız. Bunları işleyeceğiz gençler kazanım bakışlarını bitireceğiz. O halde yarın görüşürüz, sözleşelim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.